Ah Kılıçdaroğlu, ah ulan yaktın bizi, yaktın. Gerçekten bu kadar güzel bir günün ardından moralinizi bozmak asla istemem ki bu videodan dolayı sakın ama sakın moralinizi bozmayın. Ama söyleyeceklerimi de aklınızın bir köşesine yazın. Yazın ki bugün mutlu olduğunuz gibi ilerleyen günlerde de mutlu olun. Yazın ki size bugün yapılanları yarın unutmayın. Biliyorsunuz ki CHP dün çok güzel bir zafer kazandı. Zaten bu konuyu bir önceki videomda anlattım, gidip izleyebilirsiniz. İktidar da bu seçimden güzel bir ders çıkarmış oldu. Peki biz muhaliflerin bundan çıkaracağı ders nedir? Demek ki adaylar gerçekten de bir şeyleri değiştiriyormuş. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler AK Partili değilmiş. Demek ki 2023 seçim öncesinde bu adam AK Partili diye eleştiri yapan insanlar AK Partili değilmiş. Asıl AK Partili bu adammış. Tek suç bu adamdaymış. Bu seçimi kaybetmemizin sebebi halk değilmiş. Bunları artık aranızda anlamayanlar varsa eğer bu seçimle birlikte anlamışlardır diye düşünüyorum. En azından böyle umuyorum. Ha bu seçimde şey diyenler de vardı işte, yeniden Refah Partisi sayesinde kazandık. Yarın Erdoğan seçim girseydi eğer yine kazanırdı falan. Evet, bir konuda haklısınız. Gerçekten de Yeniden Refah Partisi bu seçimi AK Parti'ye kaybettirdi. Ancak CHP kendi oylarını Yeniden Refah Partisi sayesinde kazanmadı herhalde. Yerleştirmiş olduğu adaylar sayesinde kazandı. Bu iki aday şu anda CHP'nin en güçlü adayları. Hele ki Mansur Yavaş'ın ne kadar güçlü bir aday olduğunu Ankara seçiminde gördük. Olmaz olmaz dediğimiz oy oranı gerçekten de doğru çıktı. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu adam rakibine 30 puan fark attı. Yani 2023 seçiminde adaylar birisi Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu olsaydı eğer Erdoğan'ın neredeyse hiçbir şansı yoktu. Çünkü 2023 seçiminde katılım da fazlaydı. Küskün CHP'li falan da yoktu yani. Herkes çok heyecanlı ve çok gazlıydı. Hatta masayı kıran bile olmuştu, bak siz düşünün. Ama Erdoğan buna rağmen en güçsüz döneminde bile Kılıçdaroğlu'na karşı bu seçimi kazanmayı başardı. Demek ki suç halkta veya partilerde değil, sadece bu adamdaydı. Aranızda halen daha bu adama sempati besleyenler var mı bilmiyorum. Ama bu adam sempati besleyebileceğiniz bir adam değil artık. Hadi 13 sene boyunca tüm seçimleri kaybetti. CHP içerisinde tek bir doğru hamlesi olmadı. Bunların hepsine eyvallah diyelim ki eyvallah denilebilecek bir şey değil aslında ama olsun. Yine de bunları bir kenara bırakalım. Ya adam bir de tüm bunlar yetmezmiş gibi %0 oya sahip partilere kaç tane milletvekili verdi. Bu da yetmedi, AK Parti'nin milletvekillerini arttırmasını da sağladı. Bu da yetmedi, seçimi kaybetti. Bu da yetmedi, bir de bunların üstüne istifa etmedi. Eğer ki Özgür Özel parti içerisinde yapılan oylamada kendisine karşı kazanmış olmasaydı eğer bu adam istifa etmeyecekti. Hatta bütün bunları geçtim. Dün CHP eğer ki büyük bir hüsrana uğrasaydı ve çoğu yer AK Parti'ye geçseydi eğer Kılıçdaroğlu çıkıp ya bak gördünüz mü beni bıraktınız şimdi böyle oldu diye açıklamalar bile yapardı. Emin olun bu adam yapardı bunu. Hatta bazı Kılıçdaroğlu destekçileri de gidip bu adamın editini falan yapardı. Ah biz bu adamın değerini bilemedik vah 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 falan derlerdi. Neyse ki seçim ezici bir üstünlükle kazanıldı ve artık böyle bir şey olmayacak. Kılıçdaroğlu devri %100 bir şekilde sona ermiş oldu böylelikle. Bu adamın artık ben daha adını bile anacak olan birisinin çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü adının anılması için herhangi bir şey yapmadı bu adam. He anılacaksa da emin ol kötü anılacak. Çünkü AK Parti'nin benim gençliğimden 5 sene daha almasının tek sebebi bu adam. Ve Erdoğan bile bunun farkında. Geçmişte buna yönelik açıklamaları bile var. Ha diyeceksiniz ki o zaman seçim öncesi niye bu adamı desteklediniz? Evet, güzel soru, hemen cevaplayayım. Birincisi Erdoğan'ın gitmesi için başka bir şansımız yoktu. İkincisi bu konuda kendime de biraz öz eleştiri yapacağım. Kılıçdaroğlu beni bazı söylemleriyle kandırmış oldu ve bu benim hoşuma gitti. Yani Kılıçdaroğlu'nun kalkıp da özgürlükçü bir millet olacağız, bana hakaret edenlere dava açmayacağım, şöyle olacak böyle olacak falan demesi benim hoşuma gitmişti. Bu yüzden de kendisini belli noktalarda haklı bulmuştum. Ancak bu adam bu sözlerini bile tutmadı. Ve seçim sonrası kendisine hakaret eden herkese dava açtı. E hani sen özgürlükçü bir insandın? Hani bunlar ifade özgürlüğüydü? Sen bunları kendi ağzında söylemiştin. Yani demek ki bu adam için her şey köprüyü geçene kadarmış. Köprüyü de geçemeyince gerçek yüzünü görmüş olduk tabii ki. Ve emin olun bu adam halen daha balkon konuşması yapabiliyorsa tek sebebi Kılıçdaroğlu. Dolar 32 olmuşsa, euro 35 olmuşsa, mazot artık bilmem kaç olmuşsa bunların tek sebebi bu adam. Başka suçlu aramaya gerek yok. Suçlu burada. Birisine kızacaksanız eğer bu adama kızın. Birbirinizi suçlamanın hiçbir manası yok. Ben size suçluyu kendi ellerimle gösteriyorum zaten. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Ve umarım bundan sonra bu adamın yüzünü bir daha da görmeyiz. Bir de kalkıp yine yüzsüz gibi açıklamalar falan yapmış. Kendine pay biçmeye çalışmış. Sana buradan ekmek çıkmaz. Bay bay Kılıçdaroğlu. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.